belediye meclisi Aralık 2016 dönemi Van toplantısının birinci toplantı, birinci oturumunu açıyorum. Alacak olduğumuz kararları belediyemiz ve beldemiz hakkında hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan tercih ederim. Belediye meclisinin 05.10.2016 tarih ve 9 nolu oturumunda gündem harici tüm sırada yer alan Zabıta Müdürlüğü'nün 04.10.2016 tarih ve 528.2091 sayılı özel halk otobüsü ve minibüs fiyat tarifiyle konulu yazısı komisyonumuza havale edilmiş olup incelendiğinde Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı Halk Otobüsleri Dernek Başkanlığı ile istişare edilerek halk otobüslerinin yenilenmesi ve hat ücreti ve kiraların yeniden irdelenmesi için ilgili oda ve dernek tarafından bir proje yapılıp belediyemize sunulacağından fiyat tarifesinin ileriki aylarda görüşülmesi uygun görülmüştür. Belediye meclisinin 02.11.2016 tarih ve 10 nolu oturumunda gündemin birinci maddesine yer alan belediyemizin 2017 yılı bütçe ve performans programı incelendiğinde bütçe ile gelirler kalemleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiş ve belediyemizin 2017 yılı bütçe ve performans programının servisinden geldiği şekliyle 165.062.000 TL olarak kabulü uygun görülmüştür. Belediye meclisinin 02.11.2016 tarih ve 10 nolu oturumunda gündem harici birinci sırada yer alan Zabıta Müdürlüğü'nün 01.11.2016 tarih ve 3.259 sayılı kira miktarı konulu yazısı komisyonumuza havale edilmiş olup incelendiğinde yaz sebze ve meyve halimizde kendilerine kira veren dükkan sahiplerinden 2010 yılı için aylık 500 TL alınması komisyonumuza uygun görülmüştür. 1. İlimiz Merkez Bayır Mahalle 12 adı 18 ve 22 parseller malikinin talebe konu parsellerde yapılan inşaatta açık terasta dubleks uygulaması yapılabilmesi konusunda karar alınması talebi incelendiğinde açık terasta dubleks kullanımı sadece Şirinevler Mahallesi'nde olup 03.06.2015 tasdikli tarihli uygulama imar planı notlarının C11 maddesinde %80 üzerinde yapılaşmasını tamamlamış olan Şirinevler Mahallesi'nde mevcut oluşumla yeni yapılacak yapılar arasında uyumsuzluğun ondan kaldırılması için çatı arası piyesler saçak seviyesinden maksimum 0.90 metre parapet yüksekliği olmak kaydıyla mahiyeye kadar %33 çatı eğimi içinde kalacak şekilde bağlantılı oldukları son katın %50'si kadar kapalı piyes yapılabilir. Kapalı piyeslerin ön terası olarak kullanılabilir. Çatı pencereleriyle ilgili civarın karakteri ve estetik kaygılar göz önüne alınan arasında damar belirtilmeye belediye yetkilidir denilmekte olup yine plan notlarının A20 maddesinde çatı ve çekme katı yapılamaz ancak planlık alanlar tip yönetmeliğine uygun olarak son katıyla bağlantılı çatı arası piyes oluşturulabilir. Münferit yapılarda teras çatı yapılamaz. Binaların çatı örtüsüyle bitirilmesi esastır hükümleri gereği plan bütününün olumsuz etkileyeceği görüldüğünden talep uygun bulunmamıştır. Evet, komisyonun raporunu servisten geldiği şekilde oylarınıza sunuyor. Kabul edenler, etkileyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisimizin 06.04.2016 tarih ve 4 nolu oturumunda encümen üyeliğine seçilen Metin Başkanı'nın vefatından dolayı encümen üyeliği boşalmış bulunmaktadır. Bundan dolayı 5.393 sayılı Belediye Başkanı'nın 33. maddesinin A bendi ve Belediye Meclis çalışma yönetmeye gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere bir meclis üyesinin encümen üyeliğine seçilmesi tutumunu arz ederim. Mevcut söylemesi, yazışları bildir bekliyor. Onun gündem alınması oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Encümen üyeliğine aşağıdaki ismi yazılı olan meclis üyesini teklif ediyoruz. Mehmet Gerçek, Fatma Danışman, Kazım Hoca, Harun Cömeç. Evet. 28 oy Mehmet Gerçek'e oylama gitmiştir. Hayır olsun. Değerli meclis üyeleri, gündemimize görüşecek bir konu kalmadığında Ocak dönem meclis toplantımızın 4 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 17.30'da Kent Meydanı Belediye'nin ikaz sonunda yapmak üzere oturumu kapatıyorum. Oylarınıza sunarım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul etmiştir.